Bütün ödeme sistemlerinin içindeki en önemli kayganlaştırıcı diyeyim, kolaylaştırıcı kredidir. Şimdi bu kredi mekanizmasını Merkez Bankası hep arkasından dolaşarak düzenlemelerle bankaları bu işe memur etmiş durumda. Şimdi bankalarda çok regüle bir piyasa oldukları için veya sektör oldukları için bunlara uymak zorundalar. Onlar uymaya çalışırken istenen evrak ve bilgi belgeler hakikaten kredi almak veya bu ödeme sistemleri içindeki o kolaylaştırıcı bölgeye olan krediye ulaşıp bu ödemelerini yapıp taahhütlerini yerine getirebilme çabası içindeki olan özel sektör hakikaten yoruyor. Diğer taraftan o %2'lik kur farkı hikayesi teknik olarak ihracatçıların kuru maliyetlerin çok gerisinde kaldığı için böyle bir kur farkı ödenmesi. Ya bir destek olalım, olalım diyorsunuz ama burada ikili kur gibi bir mekanizmaya doğru gidiyorsunuz. Veya belli bir sektörü veya belli bir zümreye bir ayrıcalık sanıyorsunuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hani ben buna... Bir de duyduğumuz kadarıyla Tahtakale'yi de şişirmiş. Şimdi burada başka bir sıkıntı daha var. İhracatçılar, turizmciler de dahil buna. Yani bu %40 zorunlu döviz devri yapmanız gerekiyor ve bu %2 farkı almanız için ve artı diğer kredileri alabilmeniz için. Reskont olsun, Exim olsun ve diğer katılım bank kalkınma bankalarının kredileri vesaireleri alabilmek ama özellikle Merkez Bankası'ndaki o teknik olarak ucuz krediyi alabilmeniz için döviz almamanız gerekiyor. İhracatçı olmanız %40'ını satmanız lazım ve döviz almamanız lazım. Çok güzel, döviz almayalım diyorlar. O kuralı yerine getirmek için bu sefer ne yapıyorlar? Dövize ihtiyaçları var, ithalat yapmaları lazım. Dönüyorlar, Tahtakale'den alıyorlar. Tahtakale'den talep edince de bu sefer fiziki talep arttığı için serbest piyasa. Serbest piyasa başka bir fiyat ortaya çıkıyor. Şimdi tehlikeli bir şeydir çoklu kur sistemi. Arjantin'de 16-18 tane kur vardır. Çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü ölçüm yapılamaz. Ve kime nasıl bir fayda sağlayacağınızı düşünürken kime nasıl zarar vereceğinizi pek fazla ölçemezsiniz. Ölçüm dediğim o. Tabi bu arada hesap da yapamazsınız. Faiz zaten doğru dürüst hesaplanamıyor, bilmiyor. Ve bir de kurda böyle bir belirsizlik ortaya çıkıyor. İşimiz gerçekten zor. Yani bu alınan tedbirlerin veya atılan adımların hep söylediğim benim... Artık makro diyemediğimiz... Makro demiyorum ben iyice artık. Yani mikron seviyesinde. Mikron seviyesinde. Mikro bile değil, mikron seviyesindeki tedbirler. Türkiye'nin pastasını büyütüyor mu diye baktım. Hayır, pastayı büyütücü bir şey yok ortada çok. Çok değil, hiç yok. Yani %2'lik fark çok... Yani uygulaması bile pratikte çok zor olan bir şey. Evet. Başka bir düzenleme gene geldi. KKM'de faiz bandını ortadan kaldırdık gibi bir şey var. Üst sınırı. Üst sınırı ortadan kaldırdık. O zaman illa siz döviz yani yeter ki KKM yapın şeklinde bir durum var. Ya bunlar aslında bazı delikleri kapatmaya uğraşırken yavaş yavaş bir negatif bir algının daha da güçlenmesine sebep olacak adımlar gibi görünüyor. Ve tabii hakikaten bu yorgunluk seçime kadarsa bile inşallah seçimden sonra da buna devam edilmez diyecek kadar da yordu herkesi. Yani TL kredi kullanamıyorsunuz, döviz kredisine. Bankalarda da başka bir problem var. Ellerinde döviz mevduatı olmaması gerekiyor. Bu sefer dövize neredeyse cezalandırıcı üstte para isteyecekler yakında. Dövizi orada tutanlar üstte para edecekler, senin paranı koruyoruz diye. Bu arada KKM'den halen daha hem Eurobond'a hem DTH'a dönüşler var. Hani her ne kadar faiz tavanı ortadan kalktı gibi görünse de oraya bir ittifat olması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Tabii şu anda bir de kaç faiz olacak filan bunların hepsi çok belirsizliği giderek arttı. Yani şimdi ben diyorum yani hani bu kadar piyasanın içinde olan birisi olarak ben ilk defa Türk lirasının faizini gerçekten bilmiyorum. Türk lirası faizi kaç şu anda bilmiyorum. 9 desen değil, 19 desen değil, 29 desen değil. Yani neresidir bu faiz bilmiyorum. 14 mü değil. Hiç değil yani bir de kur tarafına geldiğinizde bir de kurda da böyle birden fazla kur ortaya çıkınca artık hakikaten o istikrar dediğimiz ve hesap yapılabilir ortam dediğimiz ortamdan maalesef uzaklaşıyoruz. Bir de bak ne duydum biliyor musun? 11'den almışlar krediyi Exim Bank'tan geriye dönük olarak 16 olarak sayılmış. Bunu da ilk defa duydum.